Eskiden biliyorsun 18 takımda ligimiz 17-17-34 maç oynuyordun. Ben ne mağlup şampiyonluk biliyorum oynadığım dönemde. Sen 34 haftada 13 tane mağlubiyet alıyorsun. Yani şimdi büyük takım olmak için sadece ismi büyük alıyor o zaman. Yönetim değişiyor, hocalar değişiyor. Yani problemleri hocayla hocayla biliyorsunuz diyorsunuz. Yani oyuncu almadık desen oyuncu da aldın. 4 tane oyuncu aldın. İyi paralar hocam. Paralar da iyi. Oynanan oyuna bakıyorsun. Seni tatmin eden var mı? Yok. Umut ettirmeni sağlayacak bir şey var mı? Yok. Kupayı alabilir misin? Alabilirsin. Niye? Beşiktaş'ın arması olduğu her yerde, her maçta bir şey yapabilir ümidi var. Yani Allah'tan kalede bir de Mert var. Yani öyle ya da böyle Mert hakikaten bu takımda istikrarını bozmayan oyuncuların başında geliyor. O da Biz... dikkat ettiniz mi hocam? Kötü takımda ayağını iyi kullandığı için hep övülmüştür Mert doğrudan taca attı toptan ve Reman Yapacak bir mi? şey yok ki şimdi. Yani baskı şey? da yok üzerinde. Baskı yok yokken çok rahat ayağıyla oyun başlatmak istiyor. Top taca gidiyor hocam. Ya bugün Mert'te hiç Bugün biz. oyuna bakıyorsun. İlk yarı hiçbir şey yok. Fenerbahçe <laughs> bir şekilde oynuyor, rahat oynuyor. Rahat pozisyonlar buluyor. 23. dakika 10 kişi kaldıktan sonra zaten yapacağım bir şey. yok. Oyunu değiştirmen yok. Serdar Hoca bir hamle yapıyor ikinci yarı. Raşik hamlesi, Gezda hamlesi. yani çıkıp çıkmaması da hiçbir şey fark etmiyor esasında. Ondan sonra Muçi çıkıyor bir hamle daha. En son Cenk hamlesi. Bir Cenk hamlesi tutuyor baktığın zaman. Tutan oyuncular da yok. Yani oyuncuların performansları her gün artıya doğru gideceğine sen de eksiye doğru gidiyor. Ve oyun da eksiye gidiyor. Daha da eksiye doğru gidiyor. Şimdi bu planlamada önümüzdeki senenin yapılanmasını nasıl yapacaksın? Ben onu çok merak ediyorum. Hakikaten Allah kolay yardımcıları olsun. Yani çok zor işleri. Şimdi hocam Fenerbahçe açısından bakarsak Cem Hoca ile de konuştuğumuz gibi hedef 3 puanda o 3 puana ulaştı sarılar verdiler. Bundan sonra Galatasaray'ın da puan kaybetmesini bekleyecekler. Şampiyonluk yarışına ortaklar şu anda ama avantaj Galatasaray'dan yana kazanan aktıdır. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? <laughs> Vallahi Fenerbahçe bugün çok enteresan bir Oyunun belli bölümlerinde, oyunun gidişatına göre, oyuncu değişikliklerine göre değişti yani. Bir evrim geçirir gibi Fenerbahçede bugün sahada geç öyle bir durum oluştu. Şöyle, ilk 25 dakika İsmail sakatlanana kadar sezon başındaki Fenerbahçe'yi izledik biz. Yani ön alanda baskı yapan, hatta şey, Cem Ağabey dedi işte biz Ceko'nun olmasını beklerdik. Bence Batu Şahin'in olması çok doğru bir şeydi. Çünkü son haftalarda Ceku bayağı... Sadece iki kez 11'de şans bulmuş oldu hocam. Bu ikincisiydi. Çok da doğru isabetli bir karar olmuş bugün. İsmail Kartal'ın verdiği en isabetli kararlardan bir tanesiydi. Son haftalarda Ceko'da bariz bir yorgunluk vardı. Ön alan presini Ceko ile fazla yapamıyordu. Bugün İsmail sakatlanıp çıkana kadar Başşahin'in ön alandaki enerjisi arkadaki oyuncuların daha iştahlı olmasına sebebiyet verdi. Burada İsmail çıkana kadar gerçekten yani 25 dakika 30 dakikaya yakın Fenerbahçe'yi çok iştahlı, arzulu, coşkulu gördük. Fenerbahçe taraftarı da bundan zevk aldı, mutluluğu oldu. O mutluluğu da sezon başında olduğu gibi sahaya yansıttı. Ama e, zaten olan o dakikadan sonra oldu. İsmail çıktıktan sonra bir anda oyunda dengeler değişti. İsmail Hoca yani Kuruliç'i oyunu almak için Stoper'i de çıkarıp bir tür kalması gerek, gerekiyordu. Bu hamleyi yapana kadar oysa 10 kişi kalmış o ara bir rakip takım var. 10 kişi kalmış takıma karşı bu kadar büyük hamleleri üst üste sahada dizilişte bu kadar değişik yapmaya gerek var mıydı? O tartışılabilir bir konu. Yani burada kulübede bir bakıyorsun. E, Serdar Dursun var, Cengiz var ve Mert Hakan var. Bu üçünden bir tanesini alabilirsin. Ya Fenerbahçe 4-4-2 oynamaz diye bir kural yok. Bugün Avrupa'da da birçok takımda ikili forvet oynayan çok takımlar var. E, rakip 10 kişi kaldığı zaman sen bu kadar takımın dizaynına oynamaktansa mesela oraya bir Mert Hakan alabilirsin. Veya Serdar Dursun alırsın çift forvet oynarsın. Yani kurun içi Şöyle Ama o zaman da Ceko'yu alma şansı kalması hocam ya. Ya daha sonraki bölümlerde alabilirsin yine 3 forvet olacak o zaman. Üç Hayır, çıkarırsın bahçayı. Çıkarırsın O zaman nasıl olsa çıkardın 70. dakikada Cüneyt. O zaman çıkarırsın. Çünkü skor o zamana kadar belki farklı seyredebilir. Bu tür eylemlerde olabilir. Burada önemli olan çift forvet oynamama düşüncesi. Ya İsmail hoca bunu zaman zaman deniyor ve başarılı oluyor. Ya çok az e, maçların çok az bölümlerinde denedi ve çok da başarılı oldu. Yani o denediği bütün maçlarda kazandı Fenerbahçe. Hani <laughs> şu Kuruniç'ten mesela ben Kuruniç'i oyuna almasını eyvallah bir şey demem ama yani devre arasından geldiği günden beri performans olarak Fenerbahçe'ye çok fazla bir şey vermedi. Ben onun için diyorum. Yoksa Kuruniç'i oyuna almak, formda bir Kuruniç'i oyuna almak tabii ki ya doğru o bölgenin bir karar. Ya o bölgenin oyuncusu da o bölgeye giriyor. O bölgeye ne zaman girse o bölge çöküyor. Yani ha orta sayı ikili oynamış. Ha kuruluşsuz oynamıştı. Ya bir forvet daha fazla oynasaydı bence Fenerbahçe daha başarılı olurdu. Nitekim bunların örneklerini de daha önce biz gördük. Yani Cengiz var orada. Cengiz al, Fener orta sahaya al. Bu tür eylemler içerisinde olunan. Ya İsmail Hoca bilmiyorum ne düşündü böyle yaptı. Ama e, öyle veya böyle oyunun belli bölümünden sonra İkinci yarı nitekim Beşiktaş bir direkten şey bir kafa vuruş var Mülakan'ın. Orada bir heyecan getirdi Beşiktaş takımının. Ha, biz bunlara gol atalım. cenk hamlesi oldu. Bir gol oldu. Fenerbahçe'nin yani o yediği golde zaten Kurunic ayakta kalsa topun önüne geçse Cenk'in vuruş anında yani çok net gördüm ki yine önünde bir orada altı numara oynayan bir oyuncunun o topu rahatlıkla ayakta dursa şöyle topu sırtını dönmese engelleyebilir. Yani oyuna bir katkısı olmadığı gibi oyunun e, ilerleyen dakikalarında her e, son 20 15. o son 15 dakika falan tamamen Fenerbahçe'nin verimi düştü. 10 kişi Beşiktaş. Gökhan her ne kadar Beşiktaş kötü oynadı dese de Fenerbahçe o bölümde Beşiktaş'ı canlandırmaya kalktı. Nitekim orada son 15 dakikada Be Beşiktaşlar bayağı yani geri plana düşen Fenerbahçe'nin üstüne gidiyor. Uzun toplarla gidiyor. Şuna yapıyor, buna yapıyor ama ben Beşiktaş'ı şu 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ı ne kadar Gökhan beğenmese de haklı beğenmemekte oyunlu şu bunu ama yani gösterdikleri 10 kişilik direnişle de tebrik etmek lazım. Şöyle söylemek lazım Beşiktaş için de. Ya Serdar Toprak defa öyle veya böyle bu çocuk her geldiğinde bu takıma en azından yani şu Santos arada oluncaya kadar şu Santos'un yerinde devam etseydi belki de şu anda biraz önce Gökhan'ın eleştirdiği Beşiktaş olmayabilirdi. Çünkü daha cesur oynamaya başladı. Bu cesareti mesela İsmail Kartal bugün gösteremedi yine. 10 kişi kalmış takım karşısında. Biraz daha cesur hareket edip biraz daha risk alsaydı bence Fenerbahçe taraftarı da işte bugün maça giden arkadaşlarımız var anlattı var konuştuk. Ya son 15, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika hep tedirgin oluyoruz diyor. Ya bu psikolojiden Fenerbahçe taraftarı son 4 maçta çıkarsa belki de Galatasaray maçına kadar daha dik duruşlu bir oyun, daha dik duruşlu bir şey sergilerse oraya gidip artık yani çok şansı 4 puan az bir şans değil. Bunu da kolay kolay kapatmak mümkün değil. Ama futbolun içinde bu var mı? Var. Fenerbahçe iyi bir takım olursa bunları da başarabilir ama 4, 4 puan farkı sadece sen rakibini yenmekle olmuyor. Galatasaray'ın bir de puan kaybetmesini bekleyeceksin. Zor bir ihtimal. Fenerbahçe İsmail Kartal ve oyuncular bu konuda mücadele edeceğiz diye sürekli söylüyorlar. Doğru olanı da yapıyorlar. Bakacağız biz de bekliyoruz göreceğiz olacak. Bakalım neler olacak süreç devam ediyor. E, hedef başlarından biriydi Fenerbahçe'nin derbiyi kazanmak. Belki motivasyon açısından da son derece önemliydi kalan kısa haftalarda. Fenerbahçe için bir yeni bir başlangıç oldu belki de hocam ama e, artıları konuşarak başlayalım tamam da maçın ikinci yarıda özellikle hani 11-11 gibi oynanması çok enteresandı. E, erken kırmızı kart gören rakibi karşısında mutlak favori olarak başladığı maçta Fenerbahçe'nin e, daha fazla gol bulması gerekmez bir de çok konuşuluyor. Evet. ya Fenerbahçe'yi teb tebrik etmek gerekir. E, <laughs> yani Derbi sonuçta 2-1 galip geldi ama benim gözlemlediğim Fenerbahçe takımının ve tribünlerinin gazı kaçmış. Yani öyle eski havası falan yok. Maç sonunda derbi 2-1 yenmişsin sen mesela çok az bir kale arkasında taraftar kitlesi kaldı işte takımı çağırdı. Çoğu taraftar stadyum terk ediyor. Yani onlar da kafasına bence taraftar da ligi bitirmiş yani yani oyuncular da seviniyor ediyor ama yani işin artık yani imkansız oldu. Onlar da farkında olduğunu düşünüyorum. Ya İrfan Can'la ilgili kariyer sezonu yaşıyor. 18 gol, 12 asist. Ee, tabii şunu söyleyeyim. Ben esas sürpriz diye şimdi ben onu anlamadım. Evdeyim o ara programları şey yaparken bir baktım ee, işte Jack oynamıyor. Batu Şah oynuyor bir kanalda. Yani İsmail Hoca'yı tabii ki biz de burada bir eleştirdik yani herkes eleştirebilir. Ya işte Ceko şöyle oynuyor, Avrupa'da böyle oyna diye yedek kalmadı, etmedi. Ya Ceko yedek kalmadı diye bir şey, kalmayacak diye bir şey mi var ya? Bu Batşuay abi. Serdar Dursun kesmiyor. Şimdi Serdar Dursun oynar, Ceko kenarda, Batşuay kenarda dersin ki yani bu olmaz. Evet, oyunun bir bölümü bir oyuncuyu kullanmak, Serdar'ın kullanısına ayrı. Bir de ilk 11 ikisi. Belçika milli takım Santraforu, Chelsea görmüş bir oyuncudan bahsediyorsun ya. Sanki Batşuay futbolcu falan değil. Az önce sana sordum, sen söyledin. 11 tane ligde gol atmış. 10 tane de diğer e, kupalarda toplam 21 golü var ya. Şimdi 11 tane golü olan oyuncudan söylüyoruz. Bu oyuncu sanki Ceko'nun yerine oynayan hiç bilinmeyen bir oyuncu. 588 dakikada atmış. İki kez 11'de başlamış. Hayır bu. <laughs> ya Ceko kesilmeyecek diye bir şey mi var ya? Tamam bir bağlantı oyuncusudur. Liderdir falan kaldı. Liderliği şöyle böyle. Yani İsmail Kartal'a yani şöyle işi bilmedi neler ya biz ya, ya taktik yönünden değil ama buradan. Ya bir de ya şunu anlamıyorum ya Türkiye'de çok enteresan yani diyorum ya. Ya bir de bunlar böyle yani teknik adam falan kendi felli ama maalesef bizde böyle yani bizde futbolculuğunda antrenöre kaldı bir bilgiyi takip etme hiçbir şey yok işte konuşuyor konuşuyor Ma şey adamlar maçı anlatır gibi. E, i̇zleyici de onu biliyor. 8. dakika direkten döndüğünü, 16. dakika kırmızı kart, 44'te oyuncu değişikliğini biliyor abi. Yani bunu söylüyorsunuz orada, aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Devre olmuş. Bakıyorum şey devre, ya Beşiktaş kötü oynuyor, iyi oyuncuları oyuna sokmalı. Yani oyunla ilgili fikri yok. Beşiktaş 4-4-1 yerine 4-3-2 oynadı sadese, ya bir santrafor alıp ileride topu tutması gerek. Çoğalamıyor, anlarım en basit. Oradan Serdar'a söylemek, sallama. Orada İsmail'e Kartal'a sallama. Ya bu iş mi ya Allah aşkına?